Efendim siyasetin gündemine biraz daha gelin. Yakından bakalım. İşte Yunanistan'ın radar kilidi tacizine tepkisini Samsun'da katıldığı Teknofest'te de sürdürdü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mesajları netti ve sertti. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Yunanistan'a İzmir'i hatırlattı. Daha fazla ileri giderse bedeli ağır olur ifadelerini kullandı. Ey Yunan, bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettiriyor. Türk jetlerine radar kilidi atan Yunanistan'a rest çekti. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Vereceğimiz mücadele zorlu olacaktır. Fedakarlık gerektirecektir. Bedel ödettirecektir. Ama sonunda ortaya çıkacak başarının getireceği huzurun, mutluluğun, refahın tarifi mümkün değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen Teknofest'te konuştu. Türkiye'nin son çeyrekte 7,6 büyüdüğünü söyledi. Teknolojik gelişmelere dikkat çekti. Son çeyrekte 7,6 ne yaptık? Büyüdük. Türkiye şu anda büyümede ikinci sırada. Böyle bir gidişimiz var. Hani diyorlar ya çılgın Türkler. Evet, yanılmadınız. Şimdi sizi yanıltıyoruz. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor. Bayraktar'la, Ankara'yla, Akıncı'yla, Atak'la, Hürkuş'la, Gökbey'le, Milli Muharip Uçak Projesi'yle ve daha nice teknolojiye dayalı atılımla gurur duymamızın sebebi savaşa olan hevesimiz değil, ülkemizi güçlü tutma mecburiyetimizdir. Hedefinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Amerika da vardı. Bu FETÖ değil mi ya başörtü için teferruattır diyen? Teferruattır. Yazıklar olsun. Hoca diye geçin ama başörtüsüne teferruattır. Şimdi nerede? Pensilvanya'da. Kimin beslemesi? Amerika'nın. Kimin dost, kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Cumhurbaşkanı 2023'ün ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan Türk savunma sanayinin önemli ürünlerinden Kızıl Elma'yı ve Hürjet'i de imzaladı.